Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Medyaskop'ta bu hafta neler var? Haber müdürümüz Göksel Göksu'yla bunları konuşacağız ama tabii ki bizim istediğimiz değil, olayların istediği Medyaskop'ta olacak ve dolayısıyla mesela Narin olayı olacak, mesela Teğmenler olayının devamı olacak, mesela CHP'de yapılan kurultayın devamı olacak diyorum ve Göksel sen oradaydın. Evet. Ankara büromuzla beraber canınız çıktı CHP takip etmek evet, için. Değdi mi? Değdi tabii ki. Yani aslında bu tür şeylerin her biri, sen de biliyorsun ki ne olursa olsun sonucu itibariyle tarihe tanıklık. Yani neden tarihe tanıklıktı bu kurultay? Şu nedenle, çünkü bir değişimi zaten biz burada defalarca yayın yaparak aktardık. O değişimin üçüncü ayağı olarak sunulmuştu. Bu yanıyla bir kere tarihiydi. Üçüncü ayağı da neydi? İktidara yürüyüşü başlattığını söylüyor CHP. Ve o iktidara yürüyüş gereği olan parti programlarını bu tüzük kurultayında şekillendireceğini söylemişti. Kendilerince de yaptılar. Bir çalıştay düzenlediler son iki gün. Öncesinde tüzük kurultayı yaptılar. Tüzükte bir takım değişiklikler oldu. Bütün bunlara baktığımız zaman değdi. Ama ben tabii şunu aktarmalıyım. Hakikaten iktidara yürüyen bir parti miydi gördüğüm? Bundan çok emin değilim. Yani şu açıdan, çünkü iktidara yürüyüş bir heyecan, bir coşku gerektirir. O heyecan ve coşku dalgasını çok da alamadım. Yani, yürümek, istemek de meşgulde. İstemek, evet, isteme aşamasındalar şu anda. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama yapılan çalışmalar elbette çok kıymetli. Çünkü 4 ayrı komisyon kurdular. O komisyonlar 2 gün boyunca ülkenin can alıcı sorunlarını masaya yatırdı. O başlıklar tartışıldı, konuşuldu. Zaten son günde Selin Sayık Böke bundan hareketle bir bildiri yayınladı ve bir çalışma başlattılar. Bu eğer hakikaten bir yere evrilirse, istedikleri gibi olursa şüphesiz çok önemli o yapılacak olan çalışma. Ama neden heyecan yoktu kısmı konusunda hakikaten bir kafamda soru işareti uyanmadı değil. Çünkü sen biliyorsun, biz değişim hareketi başladığından itibaren CHP'nin hangi zeminine gitse o coşkuyu gördük ve hissettik. Şimdi üçüncü aşama ve bu aşamadan sonra biz artık iktidara yürüyeceğiz dendiği bir noktada ilk gün o coşku yoktu. Fakat sonra şuna dikkat çekmek lazım. Ben ikinci ve üçüncü gün yoktum ama hepimiz onu izledik. Ne zamanki sahneye Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıktı, coşku da geldi, heyecan da geldi. Evet, onlar gündem değişti evet, birdenbire. Yani iklim evet, değişti. Onu evet, takip edeceğiz. Şimdi birçok konu var. Ayhan Bora Kaplan davası kaldığı yerden başlıyor. Arkadaşımız Mahir Bağış onu izliyor. Hopa'da yaşananlar var biliyorsunuz. Hopa'yı Ayşegül izliyor. Şu sıralarda artık çalışmaya başladı. Birkaç gün boyunca orada olacak. Aynı zamanda eğer onun olanağını bulursa yerel sorunlara da bakacak. Görüşmeleri olacak, röportajları olacak. Hopa'dan eli dolu dönecek Ayşegül yani. Evet, tabii benim de memleketim evet, olduğu için orada bir pozitif ayrımcılık yapacağız. Bunun dışında ben bir mozaik olarak Türkiye dizisini arıl arıl yapmaya devam ediyorum. Bu hafta birisi bugün, birisi de muhtemelen Perşembe ya da Cuma günü yayınlanacak iki yayınımız var. Bugün yayınlanacak olan Türkiye'de Rumlar olacak. Perşembe ya da Cuma günü yayınlanacak olan Türkiye'de Gürcüler olacak ama birçok şeyi, Yahudileri, Sabataycıları, Ezidileri, aklınıza gelen herkesi, herkesimi bu dizi içerisinde, yani röportaj dizisi içerisinde göreceksiniz. Herhalde birkaç ay sürecek. Şimdi gelelim Narin olayına. Arkadaşımız Ferit Aslan Diyarbakır'da başından itibaren olayı takip ediyor. Hatta o kadar konuya hakim ki bir takım ulusal kanallar Ferit'i sürekli yayınlarına çıkartıyorlar. Bunu da özellikle vurgulamak lazım. Medyaskop'un Diyarbakır'da temsilcisi var ama birçok anlı şanlı kanalın Diyarbakır'da temsilcisi yok. Böyle de garip bir durumla karşı karşıyayız. Ben bugün yeni bir şeye başlıyorum. Hafta başı
ben oturacağım ve Ferit'le ve Diyarbakır'dan bir sivil toplum temsilcisiyle bunu konuşacağız. Yani Narin olayını konuşacağız. Ayrıca subaylar, Erdoğan açıkça işaret etti ve o yemini, korsan yemini eden subayların bir kısmı belli ki ordudan atılacak. O süreci konuşacağız. Hopa'yı da konuşacağız. Bakalım her pazartesi yapabilecek miyim? Yaparım diye düşünüyorum. Başka ne var? Vallahi ben onun dışındaki konulardan ziyade buraya gelmeden az önce düşen haberlere baktığımda tüylerimi diken diken eden bir şey gördüm. Nari'nin cenazesine gelinlikle gelinlik konu. Hakikaten insanın tüylerini diken diken eden, yani bir çocuktan gelin çıkaran bir zihniyet. Evet, onu bir şey yani, hakikaten cenazeyi de gördüğümüz zaman yani neyse, bunları bugünkü yayında konuşmaya çalışacağız. Evet, bu hafta böyle gözüküyor. Bizi izlemeye devam edin.